Efendim, ne kadar güzel bir yayıncıyım ki Yeliz Hanım'ın yayının süresine varana kadar biliyorum. Ya. Bana yaptıklarını anlayamadım. Sen kaderim misin? Çekemediğim. Bundan sonra sana gelemeyeceğim. Mavi pasaport veya kırmızı olaraktan. La la lay 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 lay. Ay efendim. Ay ne kadar bilgiliyim ya. Vallahi billahi. Dedim ya Yeliz, şu anda yayının sona erecek. Yeliz'i arayayım efendim, gelsin. Ya Zeynep'e geldi. Zeynep'e bir şey yazar mısın evladım? Çocuğum. Ondan sonra Yeliz ablanı etiketle, Ruyu etiketli. Aramama gerek kalmadı Yeliz'i efendim. Zennube. 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 Kardım le de de bu le. Aldım Zennube'yi. Ondan sonra Yeliz Hanım efendi alacağım. Hoş geldin Zeynep'e. Hoş bulduk sayın solistem. Evet. Gizem hanımefendi, Roy Hanım da katıldı. Roy da bir şey yazarsa, evet Roy'u alıyoruz efendim. Dedim ya orada verin oya, hoş geldin. Şimdi sıra şeyde Yeliz'de. Onu da alalım. Dörtte olalım. Evet. Şu an Yeliz'i alıyorum. Ondan sonra eğilip olmayacağım. Heh. Evet. Efendim. Ne dedim kız oradan? Akün düştü. Aa. Yeliz gelemedi. Aa, efendim şu güzelliğe bakar mısınız? Ses yok Roy. Ses çıkmıyor mu? Mikrofonu kapalı belki Ay de. pardon. Heh. Şimdi çarpık bacaklıdan bahsediyor burada. Konuya girecek. Ona girmeye çalışıyor Sibel Hanım. Bak dinle. Yani çarpık bacak yani dediğim yetenek var mıydı? Onu yapmaya çalıştım da düdüklüm yoktu. Ondan sonra kalkmış efendim. Direkt konuya Birisi giriyor ama. Tabii. demiş ki Hı mehtap vardı en son ben geldiğimde. Mehtap'a laf söylüyor, Roya laf söylüyor. Ondan sonra Nisan'a laf söylüyor. Madrek yapacağım, ebedi kokuru yeni aşatacağım diyerekten. Ay ne kadar değişikse burada Sibel abla. Değil mi? Bence bunlar normal şeyler değil. Yani onların dördü. İyi arkadaşlar. İyi dostlar. Fakat böyle konuşmam Hoş çok değil. mantıksız buldum bunu. Aynı zamanda suç teşkil ediyor sevgili Cennet. Ve de aynı zamanda suç teşkil ediyor. Sevgili Cennet. Sevgili Ya Cennet. isim vermiyor. Ay.
Efendim, videonun başında tarif için uğraşmışsınız düdüklü olaraktan sonra. Size bir şey söyleyeyim mi? Sibel'in YouTube kanalı bir hazine ama sonsuz bir hazine. Yani tabii şimdi 2 saatlik video koymuş. Girip de böyle komik kısımları bulmak zor. Ama bulduktan sonra onları ben böyle artık saatlerce izliyorum ezberleyene kadar. O kaş göz hareketleri, söylediği şeyler. Değil mi? Yeni dönem laliler de keşfetmeye başlamış ve bunu artık şey olarak da kullanıyorlar. Mesela Twitter'da, TikTok'ta falan filan böyle videoları aşırı derecede var keşfet. Var. Var var, evet. Aynen. Tanıyorlar Sibel'i, evet. Yani. Hatta Sibel'in laflarını bile senin biraz önce söylediğin şeyin benzerini yorum olarak görmüştüm. Ben bir şey dedin ya, hatırlamıyorum şimdi. Sevgili Ruan, başka bir arşivde video var mı? Sibel Hanım, bunu arşivden çıkarmadım. YouTube kanalınızdan aldım ama ben kendi arşivimi açtığım zaman izleteceğim. Sonra onu sizle ikimizken yayında yaparız. Buradaki şeyler şimdi diğer konuklar da var ya. Daha bir beraberken gözükmeye. Öyle bir yayın yaparız. Onu atarsınız YouTube'a. Böyle dörtlü olsun. Zeynep ve Yeliz olarak da bu şekilde izletelim. Tamam. Nasıl uygun görürsen sen. Kardım bu şekilde olsun. Evet. Kardım nerede bu ile. Yeni bir catchphrase çıktı tabii. Ama çok güzel. Ve de şeyi de çok beğeniyorum biliyorsun. Video başlıkları. Değil mi? Yani o kadar random ki. Şimdi biraz önce izlettiğim videonun başlığını söylüyorum size. Canet ekmek almaya giderken Canet, Nisa, Mehtap, Feride, Roy, Gülşen, Vadi, Ebedi Kokoreç, Dikmen Vadi. Videonun başlığı bu. Yani rüyalarım bu saçmalıkta oluyor bazen. Gerçekten. Roy'dan bana madilik mi efendi? Şu varlık efendim, şu garlık geldi. Şu garlık mı? Herhalde. Tabii. Ay bir de şey vardı ya, video arşiv olarak. Ben... Kardım ledede bu lediye de bir aşklar. Fake'ler güncelleniyor. Life ulan bu sensin ama bak. Ben bilirim sen kim açıyor onları. Bunu sen açsın. Elvan hoş geldin. Life bunu sen açsın. Elvan hanımefendi de sanırım o diğer köpekli hanımın kurbanlarından biriydi. Size yalvarıyor kaç gündür. Almayın onu, solistim yayınınıza. Gördüm aşağıdan yazdıklarını. Lütfen engelliyor bizi diye. Evet, adalet doğru. Dedi şeyiniz doğru. İçin, takipçileriniz için adalet diye haykırıyordu Elvan hanımefendi. Doğru. Tabii. Engellenenleri uçuşa ekledi. Buradan Ankara'ya gidiş dönüş çift yol otoban alıyor efendim. Yok. Yani. Doğru söylüyorsun Roy. Yani. Ya. Ben en son ne yapayım, ben de Gönül ablandan aynı oldum Roy. Bir Kerem geldi. Bundan dolayı üzgünüm ablacığım. Ondan dolayı kalktım ona yalvardım. Dedim ki ne, Elvan şeyini kaldır. Elvan kötü yorum yazan değil ya. Kimse engellemesin kimse kimseyi ya. Benim şu anda davalık olduğum kişi kişiler bile şu an yayını izliyor. Yani nedir yani bu Roy? Evet Sibel Hanımcığım. Haklısınız. Ne diyebilirim? Ama, tabii. Ne yaptın? O kazağın üstüne kırmızı şey mi giydin? Yeni gördüm onu ben. Abla sen o onun üstüne niye giydin abla? Roy'un gönderdiği Reşetler var mı burada? Balenciaga şey, abla o Amsterdam'ın üstüne o kırmızı şeyi niye giydin diyor. Rüzgar ya var Amsterdam'da. Rüzgarı görüyorsun. Bu senin gözünün güzelliği, kalbinin güzelliği. Boş ver. Ramazan bayramı özel olarak. Ya çıkarsaydın bari abla. Neyi? İçindeki siyah çıkar da onu giy sadece. Kardım dedi de böyle olarak da ondan sonra YouTube'una reklam vermeyecek. Sansür bile koy desem olmaz. Ama
Neyse ya. Madı mı olmuş? Ben onu yeni fark ettim ya. Madı mı olmuş? Onun üstüne olmamış abla yani. Aa. Aa şaka yapıyor Elif. Güzel olmuş. Üstü pişane, üstü topane olmuş. Aa, kurban olsun Sibel ablan sana. Ay, güzel olmuş ya. Değişik tarz. Gucci'nin de bu tarz şeyleri var. Tabii. Ya Zeynep be. Ama niye efendim? Biz kim Gucci'nin önünden geçmek ki? Sen nereden gördün onu? Bak. Birisi de orada ne yazmış biliyor musun? YouTube'a yaşar yapmak gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Arşivden bir video göstereyim mi size? Evet, evet. Ama şey, Roy, ses müzikliyse hayır, bu değil yayın müzikle. Boşa gider. Değil mi? Roy Hanım asla müzikli koymaz efendim. Telif o da şey yapıyor. Güzelim. Bak açıyorum. Oturuyorsun karşımda. Bunlara mı söylememi istiyorsun? Çok rahatsız edici. Çok çirkin buluyorum. Bak gönlüm şu an. Bir olsun. On doktora beden. Git öbür tarafta olsun. Benim yanımda niye osurmak zorundasın? Git kalk öbür tarafta osur. Bu kadar zor mu? Osuruyorsun. Peki Sibel Hanım bunun devamında ne diyor? Diyor ki ay efendim diyor. Biri kovama takar, biri bilmem neyime takar diyor. Bıktım artık diyor. Osurmak yasak, sıçmak yasak. Aynen. Kovayı... Ah neyim gönül gönül senin elinden. Ay Sibel Hanım bir şey söyleyeceğim. O doktora bedelli dedim de ağlayamadı. Kaçı ben ne yapayım? Sibel abla yayını atacağını YouTube'a unuttum. Onun için bu videoyu açtım. Ama olsun canım. Sen zaten paylaşıyorsun her şeyi. Benim ben yayıncıyken'i evet paylaşıyorum. Paylaş aşkım. O da ikonik videolardan biri. Oğlum, hanımefendi için ben kötü bir şey söylemiyorum Roy. Sadece şey, gördüm mü gördüm. Evet efendim, üzülüyor sadece. O tarzları açmayın, daha komik şeyler. Dur efendim. Aynı güzel güzellik mi? Kolata bakayım. Bana verdiği şeye bak. Yok. Gürültü ver. Müzik olmasın da Roy. Yok müzik yok. Müzik değil. Yani konuşma olaraktan verebilirsin canım. Tamam. Aa sen Nisa'yı, Mehtap'ı, Roy'u, Ebedi Kokoreyi'ni aşlat da ben de diyeyim delikanlı. Patroniçe. İmparatoriçe. Hayır imparatoriçe. İmparator içe. Gel. Ay o bir durum. Efendim. Evet efendim. Evet. Roy ayarlıyor efendim. Şu anda. Efendim. Roy ayarlıyor dedim videoları. Çok var yani işte onun için şimdi birkaç tane gösterebildim. Gözüme çarparsa yine komik olanları göstereceğim ama bir gün senle bilare sadece eski videolardan bir Roy. Müzik olmazsa istediğin küpürlü de olan videolarımı gösterebilirsin. Evet ama benim şeylere bakmam lazım. Komik olanları bilmiyorum. Çok ekran görüntüsü var. Açıp komik olanları bulmam lazım içinden.
Ne okumuştuk efendim? Can Ahmet'i. Ay videolar, efsane videoları var ya solistimizin çok, içinden. Çok. Benim de bir ara galerim full doluydu. Ay Roy cidden aç şu arşivi ya. Tamam süper abi. Demişler. Ay Yeliz yaşlandık kız, görüyor musun? Gözlükler. Her şimşek Yeliz'den yaşlandık. Herkes aynı yaşta kalamayacak ya. Dinle beni. Kara şimşek yeseydik. Kara şimşek yeseydik gençleşir miydik? Yeliz. Yani. Evet. Sonra kimseyi beğenmezdiniz. Sonra dört kişi buradan grup araması gibi kendi kendimize konuşurduk. Evet efendim, şu anda Roy farklı bir video arıyor. İster misiniz bir video daha? Bir tane daha buldum. Ama tabii. Bu bilinen bir şey. Ne? Hadi bakalım. Ulan Allah'ın verdiği rücal kulun alacağı bir an. Bende mevcut. Bu da bende mevcuttur. Yarın kasaplara gideceğim. Sıkatatçıya. Taşak arayacağım orada. Aa, burada gölgeli bak. Yüreği. YouTube buraya sansür koy. Yok yok. Şaman. Ay Sibel abla. Ben bunları kendi kendime izleyip de gülüyorum. Benim Sibel'i tanımayan bir tane arkadaşım yok. Peki senden bir şey rica edeceğim. New York'taki Türk gayler Sibel Baysal'ı tanıyor. Yaş. Buyurunuz Sibel Hanım. Nisa Sun'un hani duvar olayı var ya. Ha evet, dur onu bulayım bir dakika. Var mı? Ama o video çok şey, senin fan sayfalarında var zaten sanırım. Olmaz olur mu, o en komiklerinden yok, bir tane. Yok yok. Dur bulayım. Son neyse, video olsun. Zaman, bu gecenin son zaman, videosu olsun. Zaman. Yani. Duvarı bulayım. Ha, duvarı var. Ama dediğin gibi uzun bir videonun arasında. Bir de beni aileler izliyor diyor. Titaları açık. Tabii. Bulacağım şimdi ona. Uğur hocam nasılsın? Orada mısın? İyiyim. Sibel ablam sen nasılsın? Kurban olurum sana. O sırada başka bir video buldum onu. Söyleyeyim size. Kız. Aferin varsa. Zanetçim. İlla ki izlersin sen bunu YouTube'dan. Mehtap. Roy. Feride. Nisan. Bunlara da evde kokuruyor. Naşla. Ben de o zaman diyeceğim ki gerçekten Janet şeymiş. İmparator Riçeymiş diyeceğim. Klavyenin başında arkasında öğretme. İyi tamam. Atarım. Sibel Hanım'ın istediği şeyi arıyorum. Bahsettiği videoyu arıyorum. Görüyor musun değil mi? Yeliz Uğur, Zenube. Ya. Arşivler bak. Ay Roy Hanım, altın değerinde bir arşiviniz var efendim. Çok iyi. Bir kere senin orada oturma iznin daha iyi. Yok. Bugün Viyana. İsteç bir Viyana.
Mercona ekmeği atar, naklatır. Pardon, arada asıl videoyu bulmaya çalışıyorum da arada bunlar çıkıyor göstermeden geçen. Olsun olsun. Bu da o videonun değil mi? Yakın zamanda. Bulana kadar göstersin. Evet. Ay, turistim, o duvara vurduğunuz zaten efsane. Evet, istersen o da katılırım. Buldum valla. Bir de diyor ki neler izliyor diyor. Kıtaları açık. Neredeyse duvar olan. Gösterme diye kaldı. Diyor ki bir de beni aileler izliyor diyor ama titaları açık. Neredeyse diyor duvar olmuş putukasını göstermediği kaldı bize diyor. Ama duvara iki tane vuruş ikonik. Ay kıyamam ya. Ay Roy sen ölme lan. Vallahi billah. Bu kadının ağzını ya, ben mesela diyorum ki Sibel abla diye sesleniyorum. Hey yavrum. Hiç ağzından başkasına yavrum dediğini ben duymadım. Evet. Hayır öyle şey. Bana hep öyle der. Hey yavrum der. Başka var mı efendi? Hanımefendi bir sürü videonuz var. İstemediğiniz kadar var ama dediğim gibi bir daha getirir misiniz efendim? Birkaç şey daha alalım. Sonra yasaklayalım. Çok var çünkü. Bir de şimdi şey sıkılmasın buradakiler. Sonra seninle birebir açarız. İzlemek isteyen gelir. Başlık da koyarsın. Arşiv yayını diye. Ben oradan açar izletirim. İstemeyeceğin kadar çok var. Ben diyorum ya yemek yerken falan YouTube'dan açıyorum, izliyorum. Oradan bazen çok komik şeylere denk geliyorum. Denk geldiklerimi hemen şey yapıyorum. Kırpıp alıyorum videoları arşivime. Onun güzel. Bir şey daha vardı. Ne yapıyordum orada? Sinirleniyorum. İlahi okurken. Evet. O çok var mı? Var olmaz olur mu? Bu mübarek Ramazan gününde. Baba senin o bahsettiğin bunlar popüler olanlar. Bende senin hiç bilinmeyen videoların da var. Arada kaynamış olan, kayıt alınmamış olan. Ama dediğim gibi çıkarmam lazım onları. Uzun zamandır bakmadım Instagram'ı sildiğimden beri bu arşivlere. Yok eski olaraktan. Hani ilahi okuyorum birisi geliyor oradan sinirleniyorum ya. Evet biliyorum birisi gelmiyor. Onu diyorum. Şey sanırım malum şahsa sinirleniyorsun. Yok. Yok. Değil mi? Yok. değil. Bir şey söyleyeceğim. Zendobe. Her şeyi mi diyorsun? İlk dışı olan bok çuvalı olayı. Onlar da var. Çok komik videolar var. Burada yayınlamışım. Instagram'da duruyor. Burada hakikaten hani o kadar komik var ki aralarından favori seçeceğim. Dün bile Zeynep'e sen dünkü yayında var mıydın şeyde? Dün hiç dinledin mi muhabbetleri? Hangi yayında? Sanırım şey malum şahıs şahit olur musun gibi bir şey yazmış. Sibel Hanım evet yayındaydı. Cevap vermiyor ama gözleriyle böyle evet. Böyle bir kafasını sallıyor bir şeyler yapıyor. Ne girdim izlerken. Ay bir de solisi bizim bir yayına girişi var ya hep böyle sanki böyle Geniz'in yayınında mı? Sizin yayınınız da olabilir Sayın Baysal. Hatırlayamadım şimdi. Benim yayınıma gelemez. Yok solisi. Konuşma hesabım var. Geniz İzmir'de gittiğinde Uğur'la beraber bilmiyorum Uğur yanında mıydı Geniz senin? Yok yok siz Alkışlarımı gösterdi. Sizin dünkü yayınınızı diyor. Dünkü yayında sadece aşağıdan geldi ya yorum yazmak için. Ha yorum sözlü.
Ekardan elde de böyle. Yani. Diğer başka... Ne gidiyor? Ne olacak? Yine karşı karşıya gireceğiz. Yani başka ya. Profilden yazmıştı ya hani 53 değil 54 değil. 56. Daha... 56. 56 aynen. 56 ne gidecek? Ekardan elde de böyle. Sen o be. Vallahi Sibel Hanım birine lakap takmasın yapışıyor üzerine biliyorsunuz. Ay evet. Yıldız Tilbe Seyhan'a Orospu Seyhan dedi. Kadının adı Orospu Seyhan kaldı biliyorsun senelerdir yani. Sibel'in lakapları da öyle. Diyana bir kelime diyorsun. Yok yok hayır. Yok, başka bir ama. Yıldız Tilbe bir şey vardı. Televizyoncu bir kadın vardı Seyhan diye. Ondan bahsediyorum. Muhabir Seyhan. Muhabir Seyhan. Show TV'de. Evet. Ya. Ya Muhabir Hanım demişken burada başka meslek dalında. Show TV'ye çıktım efendim. Harun Özkan'ın muayenesine bastık gizli kamerayla. Ama Harun Özkan topu benden imzalı kağıt aldığından dolayı 1 trilyon yani 2009'da şu anki 1 trilyon. Şu an ne kadar yapıyor bilmiyorum. Muhasebem o kadar yoktur. Elimden kağıt aldığından dolayı davayı kaybettim. Efendim oğlu da şimdi aynı işi yapıyor. Kim? Oğlu. Doktorun oğlu. Ankara'da yine o da şey yapıyormuş aynı. Angora Angora evlerinde. Hemen burada arkamda. Evet. Sibel abla şeyle çift paslı Gülistan'la senin aran kötü mü şu an? Anlamadım. Çift paslı Gülistan'la aran kötü mü şu an? Göremedim uzun zamandır. Şimdi Gülistan'la sevgili Rom düne kadar solistim deyip geliyordu. Yayınlarıma konuk olarak katılıyordu. Ama en son 3 yayında geldi. Hiçbir şey yazmadı. Bir şey yazmadı. Yani benim yayınıma değil. Suudi abla vardı. Şükran Hanım'ın yayındaydım. O yüzden sonuma ağrıma gitti. 50 franktan bahsediyorsun. Konu bilmiyorum. Hani merak ettim. 50 frankı yurt dışında İsviçre, Zürich'te yaşayan bir Ayşe hanımefendi, gurbetçi büfe restoran işletiyor. Beni sosyal medyada görüp takip ediyor. Gürcistan'a 50 frank veriyor. Gürcistan da diyor ki ne? Ay diyor 50 frank da ben üstüne koyayım 100 frank olsa gönderirim Sibel Söylesi'ne. Bırak Gürcistan'ın üstüne koyduğu 50 frankı Ayşe'nin gönderdiği 50 frank da gelmedi. Aa anladım Söylesi'nin. Geçmiş olsun. Sütçü Bülent hoş geldin canım. Niye geçmiş olsun? Ona geçirmiş olayım. Gülistan topuna. 100 frank hayali olaraktan kaldı efendim. Hayali geldi. Hayır. Zeynep Bey. Şimdi rol şeyi diyor. Ya Ayşe'nin gönderdiği 50 frankı gönderseydim bari. Onu diyorum işte geçmiş olsun. Hani beldeler sana gelememiş anlamında geçmiş. Geçmiş olsun demek istedim aslında. Hayali 50 frank. Tabii. Çift bastı Gülistan topu. Sonra Günür yayın açıyor. Tabii beni engelliyor Günür. Şu anda da engelli. Gülistan oraya giriyor. Diyor ki ne? Enişte diyor. Kadın da diyor ki ne? Aman diyor. Sibel Bazdan'dan bana bahsetme. Atıyor bunu. Yayından.
Gürcistan'a. Zeynep'e Sibel'in bir videosu var. Ne şimdi kadar konuştuk, ne kadar ettik. Benim ağzımdan Roy ve Yeliz hanımefendi ve Zeynep'e hanımefendi. Topu. Benim ağzımdan Gündüz hanımefendi için herhangi bir kötü kelime çıktı mı? Asla çıkmadı. Yo, şey, bir video var. Zeynep'e belki bilir. Buradan şimdi bulamam, açamam ama detaylarını da vermeyeyim. Bu yayın YouTube'a gidecek ama sen o musun? Lezbiyen misin? Kahpe misin? Evet, biliyor musun? Evet, biliyorum o videoyu. O var. Bir o kere var. Oldu sadece. O var. Son zamanlar ayrıldıktan sonra bu sefer ayrılığımız uzun sürdü. Evet. Peki Sibel Baysal şu an aşka açık mı? Yeni bir aşkı kabul edebilir mi şu an? Evet. Hazır mısın buna? Tabii ki. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Gay hastasıyım ben. Gay hastası. Evet. Abileri seviyorsun. Ya mesela Eylül diye birisi vardı. Onun yayını şey kaldırtırdı. Gündür. Şey videosunu. Onu ben insanlar çok seviyordu. İstemiyorum dedi. Sen evine gel, seni kolyede dedi. Eskişehir'den. Lübunya. Olabilir. Demek ki o da benden haz aldı. Ben de ondan haz aldım. Kıcık oldu ona. Videoyu kaldırtırdı. Şu an Instagram'da duruyor. Ha, bu çok beğeni alan video mu soruyorsun? Kavga ediyoruz ya. Hatta Yeliz de bana dedi ya, Sven abla, burada kör mü yapıyorsunuz? Yoksa gerçekten hangi bir kavga ediyoruz? Skeç. Hani şey, pizimi alıyorsun önümden falan tarzında var ya, yanında şarkı. O video. Yani. O videoyu kaldırtırdı Günür hanımefendi. Ama ben tekrar yükledim. Şu anda Eskişehir'de kendisi. Sen şu an neredesin Gelin? Eskişehir'deyim abla. Ha. Şu an onu arasam yine gelirim. Çünkü ev arkadaşlığı yaptım ben onunla. Sibel abla, o videodaki Cizre canavarı değil değil mi? Eylül ya. Eylül Cizre canavarı mı? Bilmiyorum ki ben Eylül kim. Ya onu girsene Instagram'ıma. Şimdi giremem ki, yayındayım. Hayır. Zeynep'in videoyu biliyorum ama aşkım, videoyu biliyorum ama o kişinin kim olduğunu bilmiyorum Eylül'ün. Eskişehir'de daha önceden yanımda ev arkadaşları yapıp çarka çıktığım ev arkadaşı. Ha, anladım. Trabiste. Onunla kolyeşin diye Günür şey yaptı. Zor, çok merak ettim. Kaldırdı videoyu. Şey, ben buradan izleteceğim. Ama şey, bu ekran çalıyor. Ekrandaki fotoğraf, senin ekrandaki fotoğraf ne anlama geliyor? Bence izletmeyin. Çünkü İbo'nun şeyi var orada, sesi. Değil mi Zeynep Bey? Aa, evet evet. Telif hakkı. Tamam, bir saniyede olursa şey oluyor, telif hakkı veriyor. Madonna. Madonna'nın bir şeyinden, klibinden, Die Another Day adlı şarkısının klibinden iyi ve kötünün savaşını temsil ediyor. İnsanın içindeki iyi ile kötünün savaşını temsil ediyor aslında. Yani bir iyi kişiyle kötü kişiyi değil, İnsanın kendisiyle savaşını temsil eden bir fotoğraf. Buyurun. Buyurun. Bana şimdi Adrian geldi. Adrian kimle evli? Saygı duyarım. Bilmiyorum kimle evli. Saygı duyuyorum. Değil mi? Benim de hoşuma giden bir gay olduğunda, bir travesti olduğunda tabii ki ben de kolyeşirim yani. Tabii ki. Ama bu Günar Hanım'ın
Hanımefendi, seni buradan ilgilendirmiyor. Evet. Videoyu kaldırdım. Ne oldu? Yayınladım. Kaç like almış? İzlenmeyi bırak. Ya bir de altına yazmışlar efendim, yıllardır aradığım video diye. Aynen öyle. Şimdi sesi kapatacağım. Çünkü ses gelip hakkı verir. Hı hı. Kesilebilir. Asansöre falan bineceğim şimdi bu arada. Okay. Konuşun efendim. Ben videoyu arıyorum. Ayhan Bey, siz bu saatte. Aa, buyurun. Ne? Aşıyı atmamışım Zengül Bey. Ne? Yeliz ne dedin, duymadım. 180 bir şey. 180 ama görünce şaşırdım. Herhalde burada. 0106'daydı soruştum video. Bitti mi? Sesi kapatacağım. Çünkü telif hakkı. Ne çaldı yani? Hadi öyle böyle de. Ha evet efendim, bu video. Gel kız buraya. Önümden al. Kapattım. Şimdi burada müzik çalıyor. Neden çaldı? Bak. 162 like. İzlenme 4000. Evet. Daha dün değil, evvel gün attım. Zenobe, elini kolunu kırarım senin. Ben benim önümden mi almaya çalışıyorum? Ay hava bir güzel. 25 derece falan yani sanırım. Aa burada. Vallahi çok güzel şu an. Aa maşallah. İşte bak, elbisenin altına bir şey giymeyince öyle gözüküyor efendim. Yeliz Hanımcığım. Bunu unutma. Yeliz Hanımcığım yıkıldı. Ne? Yıkıldın mı? Yok. Ben sıkılınca çıkıyorum aşkım. Öyle şeylerim yok. Ya. Solistimizin kepli günleri. Ay, eskiden ne güzel ya. Anket falan yapıyorduk. Emmedi kim diye. Uğur hatırlar. Anketli kız. Çok güllümdü. Şey yapıyorduk. Emmedi kim diye. Emek var burada. Ay, solistim telife girer ya. Abla ses geliyor. Telife girer. YouTube burayı kes. Makas koy buraya. İnsanlar. Okçu oldu. Telefonu ya. Mesele. Mesele. Gel. Mesele. İnsanlar. Akşam hala. Videoda geçmişken Sayın Tekdiş Bey'i de analım. Yani ülkemiz için sandık başkanlığı görevini yerine getiriyor. Hala hava sıcak diye sabah oldu burada. Burada şey var. Gönül için onu çalacağım. Zaten kısa. Evet. Özledim. Yok. Ben de belki istemiyorum. Peki bir şey yapsak birkaç hafta içerisinde Sibel Hanım için
Bir evleneceksen gel yapsak, adayları yayına çıkarsak, Sibel Hanım sorular sorsa değerlendirsek, çaya çıkarlar belki Ankara'da olan adaylarla. Olmaz mı? Hem aynı zamanda Hollanda'yı da unutmuş olur belki. Yeni bir aşk olabilir. Aa, solistimiz isterse neden olmasın? Talipler sıradadır zaten diye düşünüyorum. Kesinlikle öyledir. Kim attı? Murat abi sözden ağrı yoktur. Beden çok tekrar at. Gülleri at, gülleri. Bu da sugar. Güller, güller, güller. Kadir, Kadir. Sugarmış efendim. Solistim, sandık başkanından haber var mı? Zinubi. Şimdi Gündür hakkında yakında bomba açıklamalar olacak. Solistim, üzmeyin kendinizi. Aa. Yapmayın değil mi? Yok. Zinubi? Yok, yok efendim, hiç gerek yok. Şaşırdım ben şu an. O, şimdi o bir de para kazandı. Solistim, buna telif koyarlar yalnız. Telif girebilir buna, bakın. Sonra makaslamak zorunda. Yansın. Önemli değil. Sevgili arkadaşlar, ifademizi tutacağını. Bak gel. Görüşürüz Roy. Bay bay efendim. Solistim, Roy çıkıyormuş. Öyle mi? Sibel Hanım. Verdim başlarıma. Aşk mı olacak Roy? Ya. Dalda sallansı. Yarabın başına. Karşımdayız, girecek. Bak, geliz gülecek şimdi bana. Ya, karşılamıyorum. Ay efendim. Niye evlenmedin? Aramı yok. Gördüğünüz gibi bir karışlık hayatım var. Hangi kadın kaç gün yaşar burada? Kadın olarak yürüyeceğim. Yine sabahı ettik. TikTok'a gidecek birazdan Sibel abla. Ha. Ne? TikTok'a gider birazdan diyor Sibel abla. Nereye gideceğim? Sen de TikTok'a gidiyorsun ya abla sen. Ha, ama sana bir şey söyletireceğim. Dakikam yok çünkü. Aa, Yeliz. Yeliz de benim. Kuno'um. Yeliz hanımefendi. Hoş geldiniz. Burada. Canım ablam benim ya. Burada. O kadını ya. Üzmeyin ya. Allah senin gönlüne, kalbine göre versin. İnşallah. Ayağına taş değdirmez. Gördünüz mü efendim? Kimle mutluysan onunla mutlu. Ben arkadaşlarımla mutluyum ablam. Beni seven herkes de mutluyum. Bana da öyle kalkıp da buradan kötü yorum yazmayın. Yazmayın. Gülistan'ın dediği gibi, ben de Yeliz'in dediği gibi. YK buraya tamam. Geldiyse hepiniz gelebilirsiniz. Gördünüz mü? Sibel abla da bir sorun yok. Yeliz'in maşallah. Güzelliğine bakın. Evet. Hiçbir sorun yok. Ne evinde ne kendinde herhangi bir sizin dediğiniz gibi bir problem yok. Size de bunu ispatlamak için geldim buraya. Hadi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye. Doğru açıklamalar efendim Yeliz Hanım.
Ay Yeliz. Kurban mı? Kadın olabilirsin. Oradaki raporlarımı da aldım. Sondum. Aa, skeç efendim. Bundan dolayı beni yapıyorlar da görüyorlar, hor görüyorlar. Benim kolyeştiğim Zenubi. Ha evet evet az önceki. Abla para sahipti. Başkanım bu yolların hepsi beni kınadı. Hele ki o Süper Baysal var ya. Ooo ağzına sıçayım onu. İçin gözüne soktum. Sen ne istiyorsun benden birader? Ya bir sordu bana 26 yaşındayım dedi. Kafam gitti geldi 42 dedi. Sonra bak kadın olabilirsin. Sağlıyor. Eskiden öyle değildi ya. Güzel skeçler efendim. Efendim ben bir müsaadenizi isteyeyim. Sonra tekrar ha. Katılırım. Ufak bir işim var. E tamam o zaman şöyle kapatalım yayını. Hı-hı. AK Parti Başkanımız Tayyip Erdoğan'la. İyi sabahlar efendim. Ay kurban olayım sana ben.